Efendim, öncelikle bayramın bu pandemi döneminde zor şartlarda bütün milletimize, vatandaşımıza hayırlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bayramda biliyorsunuz Kurban Bayramı, herkes kurban hazırlığı içerisinde. Ama bu bayramda çok zor şartlar yaşayıp işte işsiz kalan bir sürü çevremizde insanlar var. Eğer mümkün olursa vatandaşlarımızın, dostlarımızın, hemşerilerimizin bunlara el uzatmasını istiyorum. En azından bir çocuğu sevindirmek, giyindirmek çok daha güzel olur. Hazırlıklarımızı da bu tarzda, bu yönde yaparsak herkes mutlu bir şekilde güzel bir bayram geçirmiş olur. Bu kadar, yani dilekler çok var aslında ama olduğu kadarını yapabiliyoruz. Efendim, bayram sizin için ne ifade ediyor? Yardımlaşmanın olduğu sizin için nedir bayram? Efendim, bayramda takdir edersiniz ki insanların mutluluğunun üst düzey olduğu vakitler ve biz çocukken özellikle bayramlarda çok sevinirdik. Annemiz babamız bize ayakkabı aldığı zaman onlarla yatardık gece. Şu anda görüyorum ki bu tür eylemler, olaylar pek yok. Ama inşallah olur ve özellikle çocukları sevindirin isterim bayramda. Çocuklar çünkü geleceğimiz bizim. Herkesin saygı, sevgi çerçevesinde güzel bir bayram geçirmesini diliyorum tüm Kocaeli halkına. Ben Yuvacıklıyım, Yuvacık'ta yaşıyorum. Yuvacık'ta bayramda çok yoğun oluyor. Trafiğe, kazaya, belaya dikkat edelim yeter. Saygılar, sevgiler. Şimdi eski bayramlar genelde aileler toplu olurdu. Göç olayı yoktu. Daha böyle renkli geçerdi, iyi olurdu. Fakat şimdi giderek toplum yalnızlaştığı için bireyler artık benim açımdan bayramlar fazla bir şey anlam ifade etmiyor yani. Düşün ki ben Kocaeli'de memurum. Şu anda bayramda tekim evimde. Yani ikinci bir gideceğim akrabam yok. Yani. Bununla etkili olan pandemi mi yoksa pandemiden önce de böyle miydi? Tabii ki pandemi de var. Pandemi şöyle tabii ki yani toplumu yoksullaştırdı pandemi. Ama yaklaşık toplum giderek sosyalleşmeden uzaklaşıyor. Yani sosyal yapı ailelerde uzaklaşıyor akraba arasında. Çünkü herkes yani yeni yetişen nesil iş peşinde, işte ne bileyim arayış peşinde. Akrabalar birbirini tanımıyor, gidip gelme olasılığı zayıf. Giderek de toplum birbirinden uzaklaşıyor yani akraba bağları. Artık gün geçtikçe uzaklaşıyor yani bu başka bir şeyi yok. Nerede o eski bayramlar? Tabii ki yani eski bayram olduğu zaman düşün ki sabahtan akşama kadar evler dolar taşardı. Biz giderdik. Büyüklerin ellerinden öperdik. Bayram harçlığı alırdık, şeker alırdık. Ama şimdi sıradan bir gün gibi gelip geçiyor. Hiç fark etmiyorsun bile. İnan yanında komşunun kurban kesip kesmediğini dahi bilmiyorsun. Abi, uzaktaki akrabalarına, dostlarına bir bayram mesajı var mı? Söylemek istediğim bir şeyim var. Valla bayramlarını tebrik ederim. Belki bir başka bahara görüşmek üzere. Bayram benim için Türkiye'de işte insanlar hep birbirlerine dölü kesmiyor. Büyükleriyle bayramlaşıyor, büyükleriyle, küçükleriyle olsun. Sıcaklık, dostluğu, ortamı uzlaştırmamak. Dolayısıyla yakınlaştırmak iyi bir şey. Eski bayramlar daha güzeldi. Şimdiki bayramlar bir tat tuz vermiyor. Yani nerede o eski bayramlar diyebiliriz. Aynen. Nerede o eski bayramlar? Yani çok isterdim eski bayramlarda olmak. Gidi gelmeler falan. Akraba ziyaretleri. Bunlar çok önemli bir şeyler. Bayramda sevdiklerinize, dostlarınıza bir mesajınız, bayram mesajı var mı? Tabii ki. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. İyi bayramlar dilerim. Mutlu, kazasız, sağlıklı. Yolda işte trafiğe çıkanlar, onlar için dikkatli daha gitmelerini, kaza geçirmemelerini, sevdiklerine kavuşmalarını, hastanelere kaza geçirip de oralarda geçireceğine, gidecekleri yere varmaları için daha çok dikkatli gitmelerini isterim şoförlerin yani.
bayram neyi ifade ediyor? Bizim genelimiz ve dini bayramımız. Onu yaşayacağız, kutlayacağız, göreceğiz. Peki nerede o eski bayramlar diyebilir miyiz? Tabii ki onlar yok şimdi. Şimdi bu zaten pandemi olayı davasından insanlar birbirlerine uzaklaştı. Sonra eski bayramlar, eski hayat, eski şey arama beklenmez yani. O yok. Eski hiçbir şey yok. Geriye dönük bir şey arama. İleriye. Atatürk öyle demiş. Devamlı ileri. Sevdiklerinize bir mesajınız var mı? Bayram mesajı. Vallahi sevdiklerimize büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bayram hepimizin bayramı. Ama bu bayram bu hastalık olduğu için biraz zor bayram. Hastalık bayram. Başka çare yok. Ama tabii ki kurbanlarımızı keseceğiz. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesecekti. Koç geldi. Ondan kurtuldu. Biz de şimdi vakti olan, yani kurban vacip olan kurbanını kesecek. Bayram sizin için ne ifade ediyor? Ya bayram Müslümanlar için dini bayramdır. Müslümanlar için. Şimdi Müslümanların bayramı, kurban bayramı iyi bir bayramdır. Yani Ramazan bayramını geçtik. Şimdi Ramazan bayramıyla kurban bayramının farkı var. Eski bayramlara nazaran şimdiki bayramlar nasıl oldu? Ya bayramların eskisi yenisi anladım. Şimdi onu kurcalamayalım. Neden biliyor musun? Şimdi bayramlar aynı bayramdır gene. Eskisi yenisi yok. Bugün bayramı, kurban bayramını o farzı yerine götürüyor musun? Aynı. Eskiden de öyleydi, şimdi öyledir. Değişmez. Eskiden şenlik oluyordu, bilmem ne oldu, onu diyebilirsin. Ama değişen bir şey yok ya. Bu dünya böyle kurulmuş, böyle gider. Peki dostlarınıza bir bayram mesajınız var mı? Hepsinin bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Bayram benim için neyi ifade ediyor? Valla mutluluk, sevinç. Yani dostlarımızla bir araya. Yani dostlarımızla bir araya geliyoruz dediğin gibi. Oturup sohbet ediyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Şimdi herkesin bayramı mübarek olsun diyeyim. Ne diyeyim yani? Eski bayramlar, şimdiki bayramlar nasıl acaba? İkisinin farkı? Eski bayramların yerini tabii şimdikiler tutmuyor. Tabii eski bayramlar daha güzeldi. Yani ah nerede o eski bayramlar diyoruz ya, dedikleri gibi doğruymuş yani. Şimdi o kadar çok tat tuz yok. Eskisi gibi kalmadı. Yani eski bayramlar daha güzeldi yani gençler. Öyle. Peki sevdikleriniz bir mesajınız, bayram mesajı var mı? Vallahi herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Allah sağlık içinde, barış, mutluluk içerisinde herkesin bayramı mübarek olsun diyorum. Bütün herkes için. Bütün İslam aleminin şimdiden bayramı mübarek olsun. Diyorum ya, huzur, barış, böyle neşe içinde bir bayram geçmesini dilerim Allah'tan. Geçen sene Ramazan bayramı yoktu. Bu sene oldu ama yine buradaydık. Şimdi geçen sene kurban bayramı da oldu. Bu sene kurban bayramı da var. Biz yine memlekete gideceğiz işte. Memlekette kurbanımızı yapıyoruz. Hani öyle abi. Kurbanda, köyde olacağız yani. Evet. Bayram senin için ne ifade ediyor? Benim için güzel abi. Yani güzel geçiyor günü. Evet. Akrabalarımızı görüyoruz. Ama fazla akrabayı şey yapmam ama yine de şey yapıyoruz işte. Güzel yani abi. Eski bayramlara baktığımızda birkaç yıl öncesine göre şimdiki bayramlar nasıl? Durum nedir? Eskiden daha kalabalık oluyordu bayramlar. Şu an öyle değil. Şu an herkes sevdiğinin yanına gidiyor. Öyle yani. Sevdiklerine bir bayram mesajı var mı? Buradan sevdiklerine sesleniyorsun. Buradan hepsinin bayramını kutluyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Öyle. Ramazan, kurban bayramları mübarek olsun.
Bayram bizim için çok şey ifade ediyor. Babamı kaybettim 2 yıl önce. Kendisi şu anda yok. Onun için bir burukluk yaşayacağız. Ailemizle artık geçireceğiz öyle. Kızımızla. Eski bayramlar, şimdiki bayramlar fark nedir? Çok fark var. Gerçekten çok fark var. Akraba ilişkileri falan. Onun dışında ekonomik krizler. Öyle. Evet. Peki biz buradan sevdiklerinize bir bayram mesajı verseniz ne dersiniz? Eşimi, ailemi, ondan sonra annemi ve ablalarımı çok seviyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Tüm Kocaeli, tüm Türkiye'ye. Sen bir şey söyle ister misin? Sen dur. Gel. İyi bayramlar de. Ay, ıslık kaçtı. Eski bayramların tadı yok tabii ki ablacığım. Tamam. Yani eski bayramlar nerede? Hani ben yaşım bayağı olduğu için o eski bayramların heyecanını hiçbir zaman alamıyorum son 10 senedir. Hele bu sene sağlıklı olduğumuza şükredip oturuyoruz yani. Başka bir şey yok. Hazırlığımız yok. Misafirlerimiz gelir dışarıdan. Bayram sizin için ne ifade ediyor peki? Yani benim için güzel bir şey aslında. Hani görüştüğümüz ahbaplarımızla, eşimizle, dostumuzla, zorluklarla da olsa. Hani onu en azından o. Hani bu hayat şartlarında sık sık görüşülemiyor. Mesafeler var. Uzakta oturuyorlar. En azından onlarla görüşüyoruz. Uzakta yakınlaşıyoruz. Uzakta oturan dostlarınıza söylemek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Hepsinin bayramını kutluyorum şimdiden. Sizin de. Kolay gelsin yavrum. İyi bayramlar, hayırlı bayramlar, sağlıklı günler olsun. Hastalıkların olmadığı, sağlıkla birbirimize kucaklaşabileceğimiz güzel bayramlar diliyorum. İnşallah şu Covid'den de tez zamanda kurtulur, rahat rahat, maskesiz, sağlığımıza kavuşmuş, gezerek tatil geçirmiş oluruz. En güzel bayram sağlıklı olduğumuz zamanlar. Kolay gelsin, iyi bayramlar diliyorum. Şimdiden Allah herkesin bayramını mübarek eylesin. Tatile gidenlere, denizlere gidenlere Allah kaza bela vermesin. Tatillere, çoluk çocuğuna çok dikkat etsinler. Tatiller çok sıkıntılı. Biz gidemeyeceğiz ama giden insanlarımız da dikkatli olsunlar. Çünkü her sene çok boğulma olayları geliyor. Televizyonlarda izliyoruz. Aynı kendi çocuğumuz gibi gözlerimizden yaşlar geliyor. Benim istirhamım tatile giden zengin insanlar çoluk çocuğunun önce sadakasını versin. Ondan sonra denizlere götürsünler. Öyle kafadan götürmesinler. Çünkü çocuklara da sahip çıksınlar. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Şimdilik herkese hayırlı bayramlar. Başka bir diyeceğim yok. Peki bayram sizin için ne ifade ediyor? Benim için bir dini bayramdır. Yani ana babayı ziyaret etmek, akrabayı ziyaret etmek, mezarlarımızı ziyaret etmek. Dini bir bayramdır. Vacip olan kurbanımızı kesmek. Bir dini bayram olduğu için yani benim için onu şey yapıyor yani temsil ediyor. Başka böyle eğleneyim, gezeyim, tozayım, böyle yiyeyim, içeyim, güzel giyineyim öyle bir şey yok bizde. Bizde dini vecibelerimizi yerine getirmek için bir bayramdır kurban bayramı. Bizim için budur. Peki eski bayramlara nazaran şimdiki bayramlar hakkında ne düşünüyorsun? Herkes eski bayramdır. Her zaman yeni bayram, her zaman bayram güzeldir. Eskiden gider ellerini öperdiler. Büyüklerin, yaşların. Şimdi telefonla gidemiyorlar. Gidebilen gene gidiyor. Yani sıkıntı yok. Bayram her zaman bayramdır. Bunu bayram olarak kabul etmemiz lazım. Dini bayram yani. Bu öyle normal gezmek, tozmak bayramı değil. Bu dini bir bayramdır. Dinimize göre yaşamamız için Allah-u Teala bu bayramı bize emretmiş. Allah razı olsun. Devletimiz de bu bayramda izin vermiş. Herkes rahat rahat kurbanını kessin, istirahatini etsin. Onun içindir bu bayram. Tatil de onun için. Tatille devlet bunu dini bir bayram olduğu için millet rahat kurbanını kessin, hiç düşünmesin. Tatilini de yapsın, dinlensin ama gayri meşhur dinlenme değil. Şimdi bu bayramda kalkıp da içki içmek, ho hu milleti rahatsız etmek bu bayrama yakışmaz. Bu dini bayramdır. Bu bayramda eş dost, akraba bunları ziyaret etmek, arkadaşlarım varsa onlar oturup güzel bir yerde bir tatlı yemek. Bak siz genç uşaklarsınız. Oturun bir yerde bir tatlı yiyin, bir muhabbet edin, kahkaha atın. Camilere gidin, namaz kılın, sabah namazına kalkın, gidin camiye. Yani bunlar olur, başka ne olur bayramda? Ben de bak burada mısır satarım, göster orayı yeni, bak. Ha. İzmit'in Hasan abisiyim ben, tamam, misirci. Herkes bilir. Instagram'a yazdın mı, İzmit'in Hasan abisi çıkar. Peki bayramda sevdikleriniz bir mesajınız var mı? Mesajınız alın. Şimdilik herkesin bayramı mübarek olsun. Sevdiklerimizin, bütün insanlık aleminin ve Türkiye'nin herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun. Kimseye Allah gaza bela vermesin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Mesajım bu. Biliyorsunuz geçen sene bir pandemi dönemi yaşadık.
Pandemiden dolayı bayramımız biliyorsunuz evlerde geçti. Bu sene inşallah yasaklar bir nebze kalktı. Bayram için inşallah Allah nasip ederse kurbanımızı keseceğiz. Ailemizde yine bayramlaşma ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabi bunları da kurallar çerçevesinde. İnşallah güzel bir bayram geçer. Geçen seneki bayramın özlemini gidermiş oluruz hep beraber. Hazırlık olarak memlekete gitmeyi düşünüyorduk ama artık yaz tatilini beraber birleştireceğiz. O şekilde yapacağız onu. Evet, bayram sizin için ne ifade ediyor? Bayram sevgi ve kardeşliğimizin biraz daha pekiştiği, akrabaların en az yılda bir iki defa da olsa birbirleriyle görüşme imkanının bulabildiği bir araya geldiği bir sevinç diyelim en azından. O şekilde ifade ediyor. Evet, geçmiş bayramlarla şimdiki bayramlar nasıl oluyor acaba? Geçmiş bayramlar biraz daha aile imkanlarının veya bir araya gelebildiği, daha çok bir araya geldiği, beraber kurbanlarını kesebildiği bir ortamlardı. Şu an tabii aileler, nasıl anlatayım, çocukların yaşadığı yerler biraz da uzak olunca, git gel artık akrabalık şeyleri de biraz da azaldı. Tabii çocuk sayısı da azaldığı gibi akrabalık ilişkileri de biraz bir nebze düşmüş oldu. İnşallah daha iyi olur diyelim. Nerede o eski bayramlar diyebiliyoruz? Nerede eski bayramlar? İlla ki her zaman diyeceğiz. Çünkü her geçen bayram kendini özletiyor. Özlettiği için de her sene yine biz nerede o eski bayramlar deme fırsatı bulmuş oluyoruz. Sevdiklerinize bir bayram mesajı var mı? Buradan iletelim. Buradan tüm sevdiklerimin bayramını, Kurban Bayramı'nı tekrardan kutluyorum. Hepsini çok seviyorum. Allah inşallah nice bayramlara kavuşmayı, sağlıklı, mutlu bir şekilde, pandemi olmadan güzel bayramlar geçirmeyi bizlere nasip etsin.